Merhaba, iyi günler. Ben Doktor Necip Naz, iç hastalıkları uzmanıyım. Size bugün grip ve grip aşısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Malumunuz yaz bitti, mevsim kış. Okulların da açılmasıyla beraber kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zaman süre miktarı artmakta. Bu da grip ve grip benzeri viral hastalıkların daha sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu hususta öncelikli olarak grip ve nezle ya da halk arasında soğuk algınlığı olarak ifade edilen iki durumun ayrımının yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Nezle ya da soğuk algınlığı daha hafif, burun akıntısı, hapşırık, aksırma, belli belirsiz ateş şikayetiyle seyrederken, grip ise influenza virüsünün sebep olduğu daha ağır bir klinikle yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, halk arasında zatüre denilen pnömoni olarak ifade edilen hastanede yatış gereksinimi olabilecek bir klinik duruma sebep olabilen bir durumdur. Yani grip nezleden çok daha ağır seyreden bir durumdur. Gripten korunmak için nelere dikkat etmemiz lazım? Tabii ki bir önce bahsettiğimiz gibi kapalı ve karabalık ortamlardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmak, sık el yüz hijyeni için, temizliği için el yüz yıkamak. Bunlar yapılabilecek yöntemlerden biri. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki halihazırda gripten korunmanın en etkili yolu aşı. Ortalama bir aşının kuruculuk süresi 6-8 ay olduğu için her yıl yeniden yapmak lazım. Çünkü bir önce yaptığınız, bir yıl önceki yaptığınız aşı bir sonraki yıllık kapsamayabilir. Bundan dolayı yıllık aşı yapılması önerilmektedir. Evet, kimlere aşı yaptırmamız gerekiyor? Kimlere aşı öneriyoruz? Tabii öncelikle aşıyı hastalığı ağır geçirecek gruba öncelikli olarak aşı öneriyoruz. Bunlar kimler? 65 yaş üstü grup, kronik hastalıkları olan grup, diyabet, hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, metabolik hastalıkları olan grup, solunumsal olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan gruplara özellikle aşılama öneriliyor. Ayrıca çocukluk yaş grubuna aşıyı öneriyoruz. İlk 6 ay hariç. Gebelerde kesinlikle aşı öneriyoruz. İlk 3 aydan sonra aşı yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında tabii ki metabolik immün sistemi zayıf olan gruplarda özellikle bir şekilde aşı yapmalarını öneriyoruz. Bilindiği gibi aşı inaktif bir aşı, cansız bir aşı. Bundan dolayı aşıya ait bir yan etki ya da aşıyı yaptıktan sonra bir daha o hastalığı geçirmek tesadüften başka bir şey değil. Yani ben aşı oldum, sonra hasta oldum ya denk gelmiştir. Hasta eş zamanlı bir nezle olmuştur. Ya da tesadüfüdür. Kesinlikle aşı inaktif bir aşıdır ve yeniden hasta yapmaz. Sadece 10 hastanın 1 veya 2'sinde aşı yapılan bölgede bazen ağrı, kızarıklık oluşabilir. Bunun için de ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece lokal uygulama, belki bir parastemol yeterli olacaktır. Şunu gene söylüyoruz, ısrarla söylüyoruz. Gripten korunmanın hali hazırda en etkili yolu, yöntemi aşı yapmaktır. Halkımıza aşı yapmayı öneriyoruz.